Hisse senedinde bilanço açısından giderek bir iyileşme görüyoruz. Onu söyleyeyim. Şu an yine eksi görüyoruz bilançoyu ama eksi bir önceki çeyrekte çok çok daha büyüktü. Şimdi şirketin özellikle de iştiraklerindeki hareketlilik, büyüme, hisse senetlerindeki bu hissedeki bilançoyu da olumlu yönde etkiliyor. İştiraklerindeki olumlu gidişat şirketin de değerini arttırıyor. Şu an Çin dediğim gibi oldukça düşük çarpanlara sahip. 2FK ile işlem görüyor. Diğer taraftan piyasa değeri, defter değeri birin altında. Yani defter değeri oldukça düşük diyebilirim. Saniye alacağım. Evet. Yani defter değeri 47 ama piyasadaki işlem gören fiyata baktığımızda bugünkü seviye 32.78. Yani şu an için yani hiçbir şey olmasa buradan dahi yola çıksak aslında hisse senedinin çok ciddi düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bugün %7 civarında bir yükselişi olmuş. Aslında şöyle söyleyelim, bu tarz hisselerde fırsat oluştuğu an piyasada iyimser bir ortam hemen o açığını, değerleme farkını fiyatlara çok hızlı yansıtırlar. O bakımdan bugünkü yukarı yönlü hareket önemli ve kritik direnç seviyesine kadar yükseliş gelmiş. 32-70-75 seviyesi. Şimdi burada tarihi zirve seviyesi 35'li seviyeler. Buralara kadar bir hareketi görme ihtimalimiz var. Ama buranın üzerindeki bir hareket hisse senedinde yukarı yönlü yükselişi artık daha da ivmelendirebilir. Pozitif görüyorum. Aşağı yönde Cuma günü biraz daha piyasaya göre fazla satış baskısı olduğu için 30 seviyesini, 30-50 seviyesini kritik destek yapmıştı. Bugün oradan dönerek bu yukarı yönlü hareketi gerçekleştirdi. O yüzden 30-50 seviyesi, hatta 30-60 seviyesi çok önemli bir destek. Yani buranın altına gelmediği sürece hisse senedindeki yukarı hareketlerde bundan sonra 33 seviyesini çok ciddiye alacağız. Buranın kırılması hisse senedinde yeni zirvelerin görülme ihtimalini arttırabilir. Beğeniyoruz bu hisse senedini, beğenmeye devam ediyoruz.